Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, zulme uğrayanların dışında, çirkin sözün açıkça söylenmesinden hoşlanmaz. Allah, her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla bilendir. Bir hayrı açıklar yahut gizlerseniz, yahut da bir kötülüğü bağışlarsanız, biliniz ki Allah da çok bağışlayıcıdır. Her şeye hakkıyla kadirdir. Onlar Allah'ı ve peygamberlerini inkar ederler. Allah'la peygamberlerinin arasını ayırmak isterler. Kimine inanırız, kimini inkar ederiz derler. Bu ikisinin imanla küfrün arasında bir yol tutmak isterler. İşte onlar gerçek kafirlerdir. Biz de kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Allah'a ve peygamberlerine iman edenler ve onlar arasında ayrım yapmayanlara Allah pek yakında mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Kitap ehli senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Musa'dan bundan daha büyüğünü istemişler ve Allah'ı bize açıkça göster demişlerdi. Haksızlıkları sebebiyle onları yıldırım çarptı. Sonra kendilerine açık deliller geldiği halde buzağı tanrı edinmişlerdi. Onları bundan dolayı da affettik ve Musa'ya açık bir delil yetki verdik. Söz vermeleri için Tur Dağı'nı üzerlerine kaldırdık. Onlara o kapıdan secde ederek girin dedik. Yine onlara cumartesi yasağını çiğnemeyin dedik ve onlardan sağlam bir söz aldık. Verdikleri sözden dönmeleri, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, haksız yere peygamberlerini öldürmeleri ve kalplerimiz kılıflıdır demelerinden dolayı başlarına türlü belalar verdik. Doğrusu Allah, İnkarları sebebiyle onların kalplerini mühürlemiştir. Pek azı hariç onlar inanmazlar. Kalplerinin mühürlenmesinin diğer bir sebebi de İsa'yı inkar etmeleri ve Meryem'e büyük bir iftirada bulunmalarıdır. Bir de biz Allah'ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük demeleridir. Oysa onu ne öldürdüler ne de astılar. Fakat öldürdükleri kimse onlara İsa gibi gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler ondan yana tam bir kuşku içindedirler. O hususta bir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Onu kesinlikle öldürmediler. Fakat Allah onu kendisine yükseltmiştir. Allah aziz, daima üstündür, hikmet sahibidir. Kitap ehlinden hiçbir kimse yoktur ki, ölmeden önce ona İsa'ya iman etmiş olmasın. Kıyamet gününde o, onlara şahitlik edecektir. Yahudilerin zulmetmeleri ve birçok kimseleri Allah yolundan alıkoymaları, yasaklandıkları halde faiz almaları ve İnsanların mallarını haksız yere yemeleri sebebiyle daha önce kendilerine helal kılınan temiz şeyleri haram kıldık. Onlardan kafir olanlara can yakıcı bir azap hazırladık. Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve iman edenler sana indirilene ve senden önce indirilenlere iman ederler. Onlar namazı kılan, zekatı veren, Allah'a ve ahiret gününe iman edenlerdir. İşte onlara büyük bir mükafat vereceğiz. Muhakkak ki biz, Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik. Daha önce sana anlattığımız peygamberlerle
anlatmadığımız başka peygamberlere de vahyettik. Ve Allah Musa ile de konuştu. Peygamberleri müjdeciler ve azap habercileri olarak gönderdik ki, peygamberlerden sonra insanların Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın. Allah mutlak üstündür, yegane hikmet sahibidir. Fakat Allah, sana indirdiğini kendi ilmiyle indirmiş olduğuna şahitlik eder. Melekler de buna şahitlik ederler. Allah'ın şahitliği de kafidir. Şüphesiz inkar edip insanları Allah yolundan alıkoyanlar derin bir sapıklığa düşmüşlerdir. Muhakkak Allah inkar edenleri ve zulmedenleri ne bağışlar ne de doğru yola eriştirir. Onları ancak cehennemin yoluna iletecek ve onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Bu ise Allah'a çok kolaydır. Ey insanlar! Resul size Rabbinizden hakkı, gerçeği getirdi. Kendi yararınıza olarak ona inanın. Eğer inkar ederseniz, bilin ki göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Allah bilendir, hikmet sahibidir. Ey kitap ehli! Dininizde taşkınlık etmeyin. Ve Allah hakkında ancak doğru olanı söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih sadece Allah'ın elçisi, Meryem'e atmış olduğu kelimesi ve ondan bir ruhtur. Allah'a ve peygamberine inanın. Allah üçtür demeyin. Kendi yararınız için buna son verin. Muhakkak ki Allah bir tek ilahtır. O, çocuk sahibi olmaktan yüce, münezzehtir. Göklerdeki ve yerdekilerin hepsi O'nundur. Vekil olarak Allah yeter. Hiçbir zaman Mesih de Allah'ın bir kulu olmaktan çekinmez. Allah'a yakın melekler de. Kim O'na kulluk etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa, bilsin ki O, onların hepsini huzuruna toplayacaktır. İnanıp güzel işler yapanlara gelince, onların mükafatlarını eksiksiz ödeyecek ve lütfundan onlara daha fazlasını da verecektir. Allah'a kulluktan çekinip büyüklük taslayanlara da şiddetli bir şekilde azap edecek ve onlar Allah'tan başka kendilerine ne bir dost ne de bir yardımcı bulamayacaklardır. Ey insanlar! Size Rabbinizden bir delil, Muhammed geldi. Ve size apaçık bir nur indirdik. Allah'a inanıp ona sımsıkı sarılanları Allah kendisinden bir rahmet ve lütfa sokacak ve kendisine varan dosdoğru yola iletecektir. Senden fetva istiyorlar. De ki, Allah size babasız ve çocuksuz kimsenin mirası hakkında hükmünü açıklıyor. Çocuğu olmayan fakat kız kardeşi bulunan bir kişi ölürse, bıraktığı malın yarısı o kız kardeşinindir. Çocuğu olmayan kız kardeş ölürse, erkek kardeş ona varis olur. Eğer ölenin iki kız kardeşi varsa, bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer kardeşler erkek ve kız olurlarsa, erkeğin hissesi İki kızın hissesi kadardır. Şaşırmamanız için Allah size hükümlerini açıklıyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sözleşmeleri yerine getirin. İhramlı iken avlanmayı helal saymamanız şartıyla çeşitli hayvanlar size helal kılındı. Ancak haram oldukları size okunacak olanlar müstesna. Şüphesiz Allah dilediği hükmü verir. Ey iman edenler!
Allah'ın alametlerine, haram aya, kurbanlık hediyelere, Kabe'ye hediye edilen kurbanlık hayvanlara ve onlara nişan olarak takılan gerdanlıklarına ve Rablerinden lütuf ve rıza bekleyerek Kabe'ye yönelenlere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıktığınız zaman avlanabilirsiniz. Sizi Mescid-i Haram'dan çevirdiklerinden dolayı bir topluma karşı olan kininiz sizi saldırıya sevk etmesin. İyilik ve takva üzerinde yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azabı çetindir. Leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkasının adı anılarak kesilen, boğulmuş, vurulmuş, yukarıdan düşmüş, boynuzlanmış, canavar yırtmış olup da canlı iken kesmedikleriniz, dikili taşlar, putlar üzerine boğazlanan hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet, şans aramanız size haram kılındı. Bunların hepsi doğru yoldan çıkmaktır. Bugün kafirler dininize karşı ümitsizliğe düşmüşlerdir. Onlardan korkmayın. Benden korkun. Bugün dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım. Size din olarak İslam'ı beğendim. Kim açlıktan daralır, günaha istekle yönelmeden bunlardan yemek zorunda kalırsa ona günah yoktur. Çünkü Allah bağışlayan, merhamet edendir. Sana kendilerine neyin helal kılındığını soruyorlar. De ki, size iyi ve temiz şeyler helal kılındı. Allah'ın size öğrettiğinden, öğreterek yetiştirdiğiniz avcı hayvanların sizin için tuttuklarını yiyin ve üzerine Allah'ın adını anın, besmele çekin. Allah'tan korkun. Muhakkak Allah hesabı çabuk görendir. Bugün size iyi ve temiz şeyler helal kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yiyecekleri size helal olduğu gibi, sizin yiyeceğiniz de onlara helaldir. Ve müminlerden iffetli hür kadınlar ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden namuslu hür kadınlar, zina etmeksizin, gizli dost tutmaksızın, namuslu bir şekilde mehirlerini ödediğiniz takdirde size helaldir. Her kim imanı inkar ederse, ameli boşa gitmiş olur ve o ahirette zarara uğrayanlardandır. Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı meshedin. İki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüpseniz temizlenin. Hastaysanız yahut yolculuktaysanız yahut biriniz abdest bozmaktan gelmişse yahut kadınlara dokunmuşsanız, su da bulamamışsanız temiz bir toprağa teyemmüm edin. Bunun için de yüzlerinizi ve ellerinizi o toprakla meshedin. Allah size bir güçlük çıkarmak istemiyor. Fakat sizi temizlemek ve şükredesiniz diye de üzerinizdeki nimetini tamamlamak istiyor. Allah'ın üzerinizdeki nimeti ve işittik, itaat ettik dediğinizde sizden aldığı ve kendisiyle sizi bağladığı ahdini hatırlayın. Allah'tan korkun, çünkü Allah göğüslerin özünü çok iyi bilir. Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutanlar ve adaletle şahitlik yapanlar olunuz. Bir kavme olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adaletli olun. Çünkü o takvaya daha yakındır. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah iman edenlere
ve salih amel işleyenlere şöyle vaat etmiştir. Onlar için mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. İnkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliktirler. Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya, tecavüze yeltenmişti de, o Allah onların ellerini sizden çekmişti. Allah'tan korkun. Müminler yalnız Allah'a dayansınlar. Allah İsrailoğullarından söz almıştı. İçlerinden 12 müfettiş göndermiştik. Allah şöyle demişti, ben muhakkak sizinle beraberim. Namazı dosdoğru kıldığınız, zekatı verdiğiniz, peygamberlerime iman ettiğiniz ve onlara yardımda bulunduğunuz, mallarınızı Allah yolunda güzelce sarf ettiğiniz takdirde, günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere korum. Fakat sizden her kim de bundan sonra küfrederse, dosdoğru yoldan sapmış olur. Sözlerini bozdukları için onları lanetledik ve kalplerini katılaştırdık. Kelimeleri yerlerinden değiştiriyorlar. Uyarıldıkları şeyden pay almayı unuttular. İçlerinden pek azı hariç, daima onlardan hainlik görürsün. Yine de onları affet, aldırma. Çünkü Allah güzel davrananları sever. Biz Hristiyanız diyenlerden de söz almıştık. Onlar da kendilerine hatırlatılan şeylerin çoğunu unutmuşlardı. Biz de onların arasına kıyamete kadar sürecek kin ve düşmanlık soktuk. Allah ne yapmış olduklarını onlara elbette haber verecektir. Ey kitap ehli! Kitaptan gizlemiş olduğunuz şeylerin çoğunu açıklayan, çoğundan da vazgeçen peygamberimiz size geldi. Ayrıca size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap da gelmiştir. Allah o kitapla rızasına uygun hareket edenleri selamet yollarına iletir. Onları izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve onları dosdoğru bir yola sevk eder. Muhakkak ki Allah ancak Meryem oğlu İsa Mesih'tir diyenler kafir olmuşlardır. Onlara de ki, Allah Meryem oğlu İsa Mesih'i, anasını ve bütün yeryüzündekileri helak etmek istese, ona kim engel olabilir? Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkiyeti sadece Allah'a aittir. O dilediğini yaratır. Allah her şeye kadirdir. Yahudiler ve Hristiyanlar, biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz dediler. De ki, o halde niçin günahlarınızdan ötürü Allah size azap ediyor? Hayır, siz de onun yaratıklarından birer insansınız. O dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin mülkü Allah'ındır. Nihayet dönüş de O'nadır. Ey kitap ehli! Peygamberlerin arasının kesildiği bir sırada size Resulümüz geldi, gerçekleri açıklıyor ki yarın kıyamet gününde bize bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmedi demeyiniz. İşte müjdeleyici ve uyarıcı geldi. Allah her şeye kadirdir. Musa kavmine şöyle demişti, ey kavmim, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. O içinizden peygamberler çıkardı, sizi hükümdarlar yaptı ve alemlerde hiçbir kimseye vermediğini size verdi. Ey kavmim, Allah'ın size yazdığı kutsal toprağa girin, geriye dönmeyin, yoksa kayba uğrarsınız.
Onlar da, ey Musa, orada zorba bir kavim var. Onlar oradan çıkmadıkça biz oraya asla girmeyiz. Eğer oradan çıkarlarsa şüphesiz biz de gireriz dediler. Allah'tan korkan ve Allah'ın kendilerine nimet verdiği iki adam şöyle dedi. Onların üzerlerine kapıdan girin. Oradan girerseniz muhakkak galip gelirsiniz. Eğer layıkıyla inanıyorsanız yalnız Allah'a dayanın. Kavmi Musa'ya, ey Musa, onlar orada olduğu sürece biz oraya asla girmeyiz. Sen ve Rabbin gidin savaşın. Biz burada oturacağız dediler. Musa, ey Rabbim, ben kendimle kardeşimden başkasına söz geçiremiyorum. Artık bizimle bu fasık kavmin arasını ayır dedi. Allah Musa'ya şöyle dedi. 40 sene o mukaddes yer onlara haram kılınmıştır. Yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklar. O fasık kavim için üzülme. Onlara Adem'in 2 oğluyla ilgili haberi hakkıyla oku. Hani her ikisi birer kurban sunmuşlardı. Birinden kabul edilmiş, diğerinden kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen ötekine seni öldüreceğim demişti. Diğeri ise şöyle demişti. Allah yalnız kendisinden korkanlardan kabul eder. Allah'a yemin ederim ki sen beni öldürmek için bana el uzatsan da ben seni öldürmek için sana el uzatacak değilim. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben isterim ki sen benim günahımı da kendi günahını da yüklenip ateş halkından olasın. Zalimlerin cezası budur. Bunun üzerine kurbanı kabul edilmeyenin nefsi kendisini, kardeşini öldürmeye teşvik etti ve onu öldürdü. Böylece zarara uğrayanlardan oldu. Derken Allah bir karga gönderdi. Ona kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini göstermek için toprağa eşeliyordu. Yazıklar olsun bana, şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim ben dedi ve pişman olanlardan oldu. Bunun içindir ki İsrailoğullarına kim bir cana kıymayan veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayan bir nefsi öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir nefsin yaşamasına sebep olursa, bütün insanları yaşatmış gibi olur hükmünü yazdık, farz kıldık. Şüphesiz ki onlara peygamberlerimiz açık delillerle geldiler. Yine de bundan sonra onların birçoğu yeryüzünde aşırı gitmektedirler. Allah ve Resulüne karşı savaşan ve yeryüzünde fesat çıkarmaya çalışanların cezası ancak öldürülmeleri ve asılmaları yahut ayak ve ellerinin çaprazlama kesilmesi ya da yeryüzünde başka bir yere sürgün edilmeleridir. Bu dünyada onlar için bir zillettir. Ahirette ise onlar için büyük bir azap vardır. Ancak kendilerini yakalamanızdan önce tövbe edenler başka. Bilin ki Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Ey inananlar! Allah'tan korkun. Ona yaklaşmaya yol arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. Bütün yeryüzündekiler ve bir o kadarı daha inkar edenlerin olsa, bunlar kıyamet gününün azabından kurtulmak için hepsini fidye olarak verseler yine onlardan kabul edilmez. Onlar için can yakıcı bir azap vardır. Cehennem ateşinden çıkmak isterler ama oradan çıkacak değillerdir.
onlar için devamlı bir azap vardır. Hırsızlık eden erkek ve kadının yaptıklarına karşılık Allah'tan bir ceza olarak ellerini kesin. Allah daima üstündür, hikmet sahibidir. Kim yaptığı haksızlıktan sonra tövbe eder, halini düzeltirse, şüphesiz Allah onun tövbesini kabul eder. Çünkü Allah bağışlayan, merhamet edendir. Göklerin ve yerin mülkünün Allah'a ait olduğunu, dilediğini azap edip, dilediğini de bağışladığını bilmedin mi? Allah her şeye kadirdir. Ey Peygamber! Ağızlarıyla inandık deyip, kalpleriyle inanmamış olanlardan ve Yahudilerden küfürde yarış edenler seni üzmesin. Onlar yalana kulak verirler. Sana gelmeyen diğer bir topluluğa kulak verirler. Kelimeleri yerlerinden değiştirirler. Eğer size bu verilirse alın, bu verilmezse sakının derler. Allah birini şaşırtmak isterse, sen onun için Allah'a karşı hiçbir şey yapamazsın. Onlar öyle kimselerdir ki, Allah onların kalplerini temizlemek istememiştir. Onlar için dünyada rezillik var ve yine onlar için ahirette de büyük bir azap vardır. Onlar yalana çok kulak verirler ve çok haram yerler. Eğer sana gelirlerse, ister aralarında hükmet, ister onlardan yüz çevir. Eğer onlardan yüz çevirirsen, sana hiçbir zarar veremezler. Eğer aralarında hükmedersen, adaletle hükmet. Şüphesiz Allah, adaletli davrananları sever. İçinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat yanlarında dururken, seni nasıl hakem yapıyorlar da, ondan sonra da dönüveriyorlar. Onlar inanıcı değillerdir. İçinde hidayet ve nur bulunan Tevrat'ı elbette biz indirdik. Müslüman olan peygamberler Yahudiler hakkında hükmederler. Kendilerini Tanrı'ya adamış zahitler, alimler de Allah'ın kitabını korumakla görevlendirildiklerinden onunla hüküm verirler. Ve onun Allah'ın kitabı olduğuna şahitlik ederlerdi. İnsanlardan korkmayın, benden korkun. Ayetlerimi az bir paraya satmayın. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Biz Tevrat'ta onlara cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve yaralara karşılıklı kısas, ödeşme yazdık. Bununla beraber kim kısas hakkını bağışlarsa bu kendi günahlarına kefaret olur. Ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. O peygamberlerin ardından yanlarındaki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ve ona içinde hidayet ve nur olan, kendisinden önceki Tevrat'ı tasdik eden ve Allah'tan korkanlar için bir hidayet rehberi ve bir öğüt olan İncil'i verdik. İncil ehli de Allah'ın ona indirdikleriyle hükmetsinler. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar fasıkların ta kendileridir. Sana da ey Muhammed, geçmiş kitapları tasdik eden ve onları kollayıp koruyan kitabı Kur'an'ı hak ile indirdik. Onların aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Onların arzu ve heveslerine uyarak sana gelen haktan sapma. Biz her biriniz için
bir şeriat ve yol belirledik. Eğer Allah dileseydi, sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat size verdiklerinde sizi denemek istedi. Öyleyse iyiliklere koşun. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O, ihtilafa düştüğünüz şeyleri size haber verir. Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Onların keyiflerine uyma. Allah'ın sana indirdiğinin bir kısmından seni saptırmalarından sakın. Eğer Allah'ın hükmünden yüz çevirirlerse, bil ki Allah bir kısım günahları sebebiyle onları musibete uğratmak istiyor. Muhakkak ki insanların çoğu yoldan çıkanlardır. Yoksa cahiliye hükmünü mü arıyorlar? Kesinlikle bilen bir toplum için Allah'tan daha güzel hüküm veren kim olabilir? Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse, şüphesiz o onlardan olur. Şüphesiz Allah, zalim kavmi doğru yola iletmez. Kalplerinde hastalık bulunanların, bize bir felaket gelmesinden korkuyoruz diyerek, onların arasına koşuştuklarını görürsün. Umulur ki Allah bir fetih ihsan eder veya katından bir emir iş getirir de içlerinde gizlediklerine pişman olurlar. İman edenler de sizinle beraber olduklarına dair Allah'a bütün güçleriyle yemin edenler bunlar mı derler? Onların bütün amelleri boşa gitmiştir ve kaybedenlerden olmuşlardır. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, bilsin ki Allah yakında öyle bir toplum getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Müminlere karşı yumuşak, kafirlere karşı da onurlu ve şiddetlidirler. Allah yolunda mücahede eder, hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. Bu Allah'ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah geniş ihsan sahibidir. Her şeyi çok iyi bilendir. Sizin asıl dostunuz Allah'tır. Onun Resulüdür ve namazlarını kılan, zekatlarını veren ve rükû eden müminlerdir. Kim Allah'ı, onun Resulünü ve müminleri dost edinirse, iyi bilsin ki Allah'ın taraftarları galip geleceklerdir. Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan ve kafirlerden dininizi alay ve eğlence konusu yapanları dost edinmeyin. Eğer gerçekten iman ediyorsanız, Allah'tan gereğince korkun. Namaza çağırdığınız zaman, onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Bu onların akıllarını kullanmayan bir toplum olmalarından dolayıdır. De ki, ey kitap ehli! Sadece Allah'a, bize indirilene ve bizden önce indirilene inandığımız için mi bizden hoşlanmıyorsunuz? Oysa çoğunuz yoldan çıkmışlarsınız. De ki, Allah katında cezaya çarptırılma bakımından bunlardan daha kötüsünü size haber vereyim mi? Allah kimlere lanet etmiş ve gazabına uğratmışsa, kimlerden maymunlar, domuzlar ve şeytana tapanlar yapmışsa, işte bunların makamı daha kötüdür ve onlar düz yoldan daha çok sapmışlardır. Onlar size geldikleri zaman iman ettik dediler. Oysa yanınıza kafir olarak girip kafir olarak çıkmışlardır. Allah onların gizlediklerini çok iyi bilir.
Onlardan çoğunu günah işlemede, düşmanlıkta ve haram yemede yarış ederken görürsün. Bu yaptıkları şeyler ne kötüdür. Gerçek dindarların ve din bilginlerinin onları günah olan bir söz söylemekten ve haram yemekten men etmeleri gerekmez miydi? Yaptıkları şey ne kötüdür. Yahudiler Allah'ın eli çok sıkıdır dediler. Söyledikleri söz sebebiyle onların elleri bağlansın ve lanete uğrasınlar. Aksine Allah'ın elleri açıktır. Dilediği gibi verir. Andolsun Rabbinden sana indirilen, onların çoğunun azgınlığını ve küfrünü azdırıyor. Biz onların aralarına ta kıyamete kadar düşmanlık ve kin atmışızdır. Ne zaman savaş için bir ateş yakmışlarsa, Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuğa koşarlar. Şüphesiz Allah bozguncuları sevmez. Eğer kitap ehli iman etmiş ve layıkıyla korunmuş olsalardı, onların kötülüklerini örter, nimeti bol olan cennetlere koyardık. Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve kendilerine indirileni gereğince uygulasalardı, hem üstlerindeki hem de ayaklarının altındaki nimetlerden bol bol yerlerdi. Onların arasında ılımlı bir grup da vardı. Böyle olmakla beraber onların çoğunun yaptıkları ne kadar kötüdür. Ey şanlı Resul! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, onun peygamberlik görevini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan korur. Doğrusu Allah, kafirler toplumunu doğru yola iletmez. De ki, ey kitap ehli! Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni uygulamadıkça bir esas üzerinde değilsiniz. Şüphesiz ki Rabbinden sana indirilenler onların çoğunun azgınlığını ve inkarını artıracaktır. Şu halde kafir olan bir toplum için üzülme. Muhakkak ki inananlar, Yahudiler, Sabiiler ve Hristiyanlardan kim Allah'a ve ahiret gününe iman eder ve güzel amel işlerse onlar için bir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Andolsun biz İsrailoğullarından söz aldık ve onlara peygamberler gönderdik. Fakat ne zaman onlara bir peygamber nefislerinin hoşlanmadığı bir şey getirmişse bunlardan bir kısmını yalanlamışlar, bir kısmını da öldürmüşlerdir. Onlar bir fitne kopmayacak sandılar. Kör ve sağır kesildiler. Sonra Allah onların tövbesini kabul etti. Sonra yine onların çoğu kör, sağır kesildiler. Allah onların yaptıklarını görüyor. Andolsun Allah Meryem'in oğlu Mesih'tir diyenler elbette kafir olmuşlardır. Oysa Mesih onlara, ey İsrailoğulları, hem benim hem de sizin Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin. Kim Allah'a ortak koşarsa, şüphesiz Allah ona cenneti haram kılmıştır ve onun varacağı yer cehennemdir. Zalimlerin yardımcıları da yoktur demişti. Allah üçün üçüncüsüdür diyenler elbette kafir olmuşlardır. Oysa tek ilahtan başka ilah yoktur. Eğer söylediklerinden vazgeçmezlerse elbette onlardan inkar edenlere acı bir azap dokunacaktır. Hala Allah'a tövbe edip ondan af dilemiyorlar mı? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Meryem'in oğlu Mesih İsa sadece bir peygamberdir.
Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Anası da dosdoğru bir kadındır. Her ikisi de yemek yerlerdi. Bak, onlara ayetleri nasıl açıklıyoruz. Sonra yine bak, nasıl yüz çeviriyorlar. De ki, Allah'ı bırakıp da size ne zarar ne de fayda vermeye gücü yetmeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa Allah işitendir, bilendir. De ki, ey kitap ehli, dininizde haksız yere aşırı gitmeyin. Daha önce sapmış, birçoklarını da saptırmış ve böylece doğru yolu kaybetmiş bir kavmin keyiflerine uymayın. İsrail oğullarından küfredenler, Davut ve Meryem'in oğlu İsa diliyle lanetlenmişlerdir. Bu, onların isyan etmeleri ve aşırı gitmeleri yüzündendi. Onlar yaptıkları kötülüklerden vazgeçmiyorlardı. Yaptıkları şey ne kötüydü. Onlardan birçoğunun kafirleri dost edindiklerini görürsün. Nefislerinin kendilerine sunduğu şey ne kadar kötüdür. Allah onlara gazap etmiştir. Onlar ebedi olarak azap içinde kalacaklardır. Eğer onlar Allah'a, peygambere ve ona indirilen Kur'an'a inanmış olsalardı, kafirleri dost tutmazlardı. Fakat onların çoğu yoldan çıkmış kimselerdir. İman edenlere karşı düşmanlık yönünden insanların en şiddetlisi olarak Yahudileri ve Allah'a ortak koşanları bulursun. Ve yine iman edenlere sevgi bakımından en yakın olarak da biz Hristiyanlarız diyenleri bulursun. Çünkü onların içlerinde keşişler ve rahipler vardır. Ve onlar büyüklük taslamazlar.